değil. Üçüncü husus da şu. Tabii CHP kurultayında ne olacak? Yani Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğindeki ya da CHP genel başkanlığı koltuğunda oturuyor olmasının maliyeti her geçen gün artıyor. Bu nedenle kurultayda CHP lideri yoluna devam ederse ittifak açısından da sancılı bir sürecin başlayacağı aşikar. Hele hele şunu da eklemek zorundayım. Dün tabii birkaç gündür Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun neden CHP yönetimi tarafından aday gösterilmediğini ben vurguluyordum. Onlardan biri dün ilan edildi. Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu ilan etti. Fakat orada şöyle bir problem var. Mansur Yavaş geçen hafta aday olduğunu ilan etmişti. Bir hafta gecikmeyle de olsa Kılıçdaroğlu adayımız Mansur Yavaş'tı dedi. Halbuki Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 hafta önce ya da 1 ay önce, 3 hafta önce olsa gerek İstanbul'da yola çıktığını ilan etmişti. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ilan etmek için ne bekliyor? Neden vakit kaybediyor? Hatta eklemek lazım İsmail Saymaz. O açıklaması genel başkanlık iddiasından da vazgeçtiği olarak net bir şekilde yorumlanmıştı. Evet. Sayın İmamoğlu. Evet. O da bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen? O bizim İstanbul'u AK Parti'ye terk edemeyiz. O bizim İstanbul'daki adayımızdır diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yola çıkıyorum demesi karşılığındaki sessizliğinin sebebi nedir acaba? İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan daha kuvvetli bir aday bulabileceğini zannediyor. O halde en kuvvetli. Yani AK Parti'nin bile Ekrem İmamoğlu karşısında aday bulamadığı şu günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir başka seçenek mi var? Öyle mi düşünüyor? O nedenle eğer ittifak kurulacaksa önce onu söyleyeyim. Yani CHP ile İYİ Parti arasında ittifak kurulacaksa ki bence kurulmalı. Bu bir kere adil olmalı. İYİ Parti oyuna denk biçimde yerel yönetimlerden kendisine düşeni almalı. Ama her şeyden önce ittifakı kolaylaştıracak olan iki isim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı da CHP tarafından ilan edilmeli. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş yoksa zaten İYİ Parti'nin destek vermesi de zor olabilir. Bunu söylemek gerekir. Peki. Şimdi ittifak kurulmalı dedin. Ben de bugün ankette özellikle bunu sordum. Bugünden bilmek zor. Evet veya hayır seçenekleri vardı. Şimdi Sayın Akşener'in de Ümit Özdağ'la çıkışı var. Onu da konuşmak isterim. İzmir'le ilgili. O aday olduğunu açıkladı dedi. Ben aday göstereceğim demedi ama Ümit Özdağ'la aday olduğunu açıkladı. Adayım ben dedi ve çalışmalarını sürdürüyor dedi İzmir özelinde. Tüm bunlar herkesin merak ettiği şu. Elini güçlendirmek için yapıyor Sayın Akşener diyenler var. Hayır kesin kararlı diyenler var. Eninde sonunda İsmail Saymaz ittifak kurulacağını düşünüyor mu? Ben düşünüyorum ama sınırlı yerlerde kurulacağını düşünüyorum. Yani her yerde kurulmaz. İstanbul'da, Ankara'da İYİ Parti yani bu iki isme özel nedenlerle destek verdiğini açıklayabilir. Ama bunun dışında... Ama Mersin'i mi ister mesela? Bilemiyorum. Yani o kadar süreç biraz... Bu kadar uzun vadeyi öngörebilecek bir seyir izlemiyor. Ama şunu söyleyebilirim. İzmir'de aday gösterebilirler. İzmir'de şu bakımdan da rahatlar. İYİ Parti'nin İzmir'de aldığı oy düşüldüğünde CHP gene 100 bin oy falan önde görünüyor. 150 bin oy önde görünüyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin kendi seçmeninin kendi adayına oy vermiş olması tek başına CHP kaybettirmiyor. Orada HDP'nin de kendi adayını göstermesi ihtimali durumunda CHP'nin İzmir'deki varlığı riske düşüyor. O nedenle ben İzmir'de aday gösterebilecekleri kanaatindeyim. Eskişehir'de gösterebilecekleri kanaatindeyim. Ama ittifak olmazsa tablo ne olur? Kabaca şöyle bir hesap yapmıştım. Ben 2019'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ortak aday olarak aldıkları oydan 2023-14 Mayıs'ta İYİ Parti'nin aldığı oy düştüğümüzde yalnızca iki il etkilenmiyor. Bunlardan biri İzmir, diğeri Hatay. Bunun dışında geri kalan 9 ilin tamamında mevcut belediye başkanları AK Parti oyunun altına düşüyor. Seçmen yani tabii blok halinde bir tercihte bulunmazsa. Öyle olursa yani eğer seçmen, İYİ Parti seçmeni bu şehirlerde kendi partilerine oy verirlerse o durumda ortak adayın aldığı oy AK Parti ve MHP'nin ortak adayının gerisine düşüyor. Bu oya HDP'nin aday çıkarmadığını da aday çıkarmamış olma halini de katarak söylüyorum yani. Ancak İzmir ve Hatay bundan etkilenmiyor. Dolayısıyla 9 büyük şehrin kaybedilme riski olduğunu ifade etmek gerekir. Ama İzmir bunlardan biri değil ve İzmir için
ben İYİ Parti'nin aday çıkaracağını düşünüyorum. Zaten İzmir'de göstermeyi düşündükleri aday Ümit Özlale. Özlale ise hem altılı masada işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça itiraz eden milletvekillerindendi. Hem de evet. Seçimden sonra CHP ile bağların koparılmasını en çok savunanlar arasında yer alıyor. Bu yönüyle önemli. Şimdi İzmir konuşmasından bir atıf yapmak isterim. Şimdi yani İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte kalesidir, göreceğiz mealinde bir çıkışı da barındırıyor. Bir izleyicimiz demiş ki eskiden işte ANAP'ın ağırlığının bulunduğu yer eskiye doğru bir atıf mı yapıyor Sayın Akşener demiş. Buna dair bir yorumun olur mu İsmail Saymaz? Tabii aslında şöyle. İzmir 1980'den önce Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 70'ten önce, yani İzmir Ecevit yıllarına kadar aslında merkez sağ kalesiydi. Bu şimdiki İzmir'le İzmir'in tarihsel süreci karıştırılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. 1931 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurdurulan Fethi Paşa'nın liderliğinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın en çok taraftar topladığı şehirdir İzmir. O kadar ki bu partinin İzmir mitingi olaylı geçmiştir. Ve orada bir çocuğun hayatını kaybettiği bilinir. Yani 1950'li yıllarda da Menderesçidir. Ağırlıklı Menderesçidir İzmir. İzmir'in sosyal demokrat niteliği 70'lerde başlar. 80'ler ve 90'larda ise sağa dönüş gene yaşanmıştır. Hatta İzmir'in yanlış bilmiyorsam 60'larda 70'lerde ünlü belediye başkanlarından biri de Kaldırım Osman diye bilinir. Merkez sağ bir belediye başkanıdır. Onun torunu Mahmut Özgener bugün AK Parti belediye başkanlığına adı geçiyor. Yine İzmir 80'li ve 90'lı yıllarda merkez sağa döndü. 90'larda Burhan Özfaturaydı belediye başkanı. Hemen de CHP'li olmuş değil. 1999 seçimlerinde Ahmet Piriştina DSP adayı olarak orayı kazandı. Ahmet Piriştina kendisi daha sonra CHP'ye geçti. Evet. O andan sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından idare ediliyor. 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi elinde. Tabii orada şimdi AK Parti karşıtlığı CHP'nin oy tabanını aşan bir ölçüye kavuştu. CHP kimliğiyle İsmail Saymaz, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bir araya girmem lazım.